İknur. İzmirli İknur. Bugün ben İzmir Emniyet Müdürümüz Sayın Mehmet Şahne ile konuştum. Yayına girmeden önce çok yoğun bir şekilde çalıştıklarını söylüyorlar. İnşallah onunla ilgili bir netice alınacak. Kızının nerede olduğu ile ilgili sevgili Nuray. Yani bir yerde mi, öldürüldü mü? Çünkü günler çok ilerliyor. 77 aynen. gün oldu ve hala kızından haber yok. Karabağlar'da kayboluyor. Gece bir kafeye gidiyor. Arkasından kız, yani hiç haber yok İknur'dan. 26 yaşında biliyorsunuz. Cesur'la evli. Cesur da o kadar çok çelişkili konuşuyor ki, garip konuşuyor. Bütün böyle şüpheleri üzerinde yoğunlaştırıyor. Birazdan Cesur burada olacak. Cesur'la da konuşacağız. Bizi tanığı görelim lütfen. Adı Selin, soy ismini açıklamayacağız. Sırtı dönük konuşmayı tercih ediyor. Senin ailenden mi korkuyor, ne yapıyor anlamadım ben yani. Selin Hanım merhabalar. Cesur'u kaç yıldır tanıyorsunuz? Merhabalar. Ne zamandır tanıyorsunuz? 4 yıldır aşağı yukarı tanıyorum. Yani İknur... Yani ziyade şahit olduğum olaylar var, evet. İknur olmadık yerlerde saklanıp bir anda kızın karşısına çıkıyordu. Olmadık yerlerde saklanıp birden Cesur İknur'un karşısına mı çıkıyordu? Evet. Nerelerde evet. saklanıp karşısına çıkıyor İknur'un? Yani bazı yerlerde. Ya kömürlüğe saklanıp bir anda İknur'un karşısına çıktığını biliyorum ben. Doğru mu? Ben bunları daha önce anlattım zaten. Evet ama bundan sonra... Hayır, ben bunları daha önce anlattım. Sus, anlattığım şeyleri söyledim. Tehdit ediyormuşsun. Tehdit yok. Tehdit ediyor muydu? Konuşmak istemediğini söylüyordu İknur. Evet. Sürekli bir dakika, beş dakika uzatmayacağım diyerek baskı gösteriyor. Ne konuşmak peki, istiyordu Cesur? İknur'la ne konuşmak istiyordu? O kadarını bilmiyorum. O kadarını duymadım. O arasında kalmış. Sadece İknur yeter artık. Konuşmak istemiyorum. Yeter git. İyi aykırışlarını duyuyordu. Peki İknur da sürekli İki ağlıyormuş. Arası... Öyle demişsiniz. Evet. Evet. Aha, evet. Neden ağlıyordu? Üzgün olduğu belliydi. Detayını bilemem ama üzgün olduğunu görüyordu. Kıskançlık krizine giriyormuş Cesur. Öyle demişsiniz. Evet. Nasıl kıskançlık izi? Ne yapıyordu mesela kızla İknur'a? Yani şöyle ki bir gün İknur taksi çağırmış, bir yere doğru gidiyorken bir anda taksiden İknur saçından tutup böyle sürüklediğini görmüştüm. Öyle bir şey evet. hiç hayatta yapmadım. İknur da hayır hayır yapma yapma diye çığlık attı. Hatta yanına koşup aşağı indim. Evine hani götürmüştüm. Saçından tutup kızı sürüklemişsin. Yok yalan. Yalan? Yalan evet. Kız da onu uzaklaştırma vermiş, Karabağlar karakoluna söyleyebilirsiniz. Ben niye uzaklaştırma verdi? Ben eşimin çalıştığı yeri bilmiyordum. Çocuk bakıyordu yere. Hep beni kandırıyorlardı. Eve ya senin eşin ayrılmış, boşanma aşamasındasın. Ya boşanma sana aşama, ne yani? Boşanma aşamasında değilim. O zaman daha yeni ayrıldık. Beni evden kovaladılar. Ve eşim gelmesin diye uzaklaştırma yaptırdı bana. Ben bir iki ay gidemedim. Ya İknur senden ayrılmak istiyor ama. Evet ayrılmak istiyordu. Tabii ayrılmak istiyor. Ayrılmak istemiyor. Ben izin vermiyordum çalışmasına izin. Kız nerede? Bırak yerlere... Uzatma muhabbeti. Kızı çıkar evime gideyim ben hadi. Sen çıkar. Kızımı sen, çıkar hadi. Sen çıkar. Kızımı çıkar hadi. Sen çıkar. Hadi sen. Hani dün de dedin ya çalıştırmıyordun. Çalıştırmıyordun. Sen hiç konuşma. Sen kendi hayatına bak. Çalıştırmıyordun ya sen. Hamit bir Hamit. Hamit susar mısın? Sen sus. Sen hani sen dün diyordun değilsin. Ya çalıştırmıyordum yolladım. Yok param yoktu ondan yolladım diye. Sen kendi hayatına bak. Bana bak lafı değiştirme. Lafı değiştirme. Sen hani yollamıyordun dün diyorsun ya paramız yoktu. Sen hapisteyken o yüzden yolladım. Hani yollamıyordun? Yalan. Yalan mı? Yalan, medya evet. gördü medya. Medya gördü. Senin işin gücün. Sen neyin muhabbetini senin yapıyorsun işin gücün sen? Beni burada ha. Ha. Böyle yapıp göndermek. Ondan ben sonra tamam. Senin işin bu. Sen, ya senin ne, işin bu. Sen yaptın mı? Ki. Senin sen kızına yaptın. Ne olmuş? Ne yapmış? Siz eskisini, ne, senin umurunda bak eski değil. Gelini de aynısını senin işin yaptınız. Gücün. Kızımı çıkar. Şimdi bak tamam. başına öbür geldi. Öbür gelini yaptınız. Şimdi öbür gelin başına geldi kızım. Olmuş. He? Bak nasıl lafı değiştiriyor. Şimdi mi aklın başına geldi kızım? Şimdi geldi kızımı çıkar. Şimdi aklın başıma geldi şimdi kızım. Geçti galiba. Geçti. Öldü değil mi? Geçti. Öldü değil mi? Kızın kayboldu. Öldü geçti kayboldu. Arıyorum bulamıyorum. Ha dur duvarın dibi neresi o duvarın dibi? Duvarın dibi anne neresi onu söyler misin bana? Ne duvarın dibi? Duvarın dibi? Diyordun ya rüyamda gördüm duvarın dibi. Ha, anne, hani nerede o duvarın dibi? İş mi attın sen? Hangi duvarın? Bergama'daki rüya işte, mi? Rüya. Yoksa hani şey var ya böyle arsa rüya. Var ya sizin. Bakın bunu savcıya da söyleme herkes söylüyor. Bunları yayını takip ediyor, emniyet takip ediyor bak, yayını. Bunu her gitsinler bunları tarlasında benim kızıma bulsunlar. Oh, Allah bak korusun. Ciddi söylüyorum. Allah gitsinler korusun. Bak bulsunlar. Allah korusun. Bak ben size söyleyeyim ya da inanmıyorsunuz siz. İnanmaz mıyım ben size inanmıyorum. İnanmıyorsunuz bak bu bunlar yaptı. Bunlar yaptı. Tamam Nuray kurban. Bak yok artık kızım diyor bak yok diyor yok. Ne demek bu? Yok tabii kayıp. Yok diyor artık kızım diyor. Diyor. Kayıp. Şimdi arayın şimdi arayın. Yok diyor nasıl değiştirme. Başlar yok diyor kızım yok.
cesur. Sadece evet. Nuray'daki kanaat o değil. Orhan Bey'deki kanaat da öyle. Selma Hanım'daki bendeki kanaat da öyle. Buraya yeni gelmiş seni gören Hamit. Bak seni burada yeni gören Hamit de diyor ki. Hamit sen de aynı fikirde misin? Çekmiş ya, onu yaptım bunu yaptım. Gözünüzde gördünüz mü? Ben bunu tanımam. Gözünüzde gördünüz mü? İşte tamam, kardeş çocuk yapmışım onu ya bu iftiracı. Bir saniye hanımefendi. Bir sakin ol. Nuray'ı bir alalım. Nuray'ı bir alalım sakinleştirelim. Nuray bir sakinleş sakin canım. Ol. İki dakika bir dışarı Allah'ın çık. Allah'ın iftiracıları. Bir sakin ol. Kendinize bakın. Bir tane izleyici. Telefon numarası bizde. Biz bunu emniyette paylaşırız. 12 Ocak'ta İzmir'deydim diyor. O gün diyor hatta annem babam İzmir'de yaşıyordu diyor. Sen işte 5 yıldır benim ömrüm buradan işte dayak yiyerek geçti deyip ya kızın böyle saçını çekip parasını hep parayı bana getir diye dövmüşsün. O da gözleriyle görmüş. Yalan. Bir İzmirli görmüş. Yalan. Bu da tarih veriyor 12 tarih Ocak veriyor, diyor. Tarih veriyor. Pazar yeri diyor ya. Yalan. Benim işi hiçbir şeyinde bir şey olmuyor. Yani bunu birisi alıştırmış yalan. Böyle söylemeye. Yalan de, yalan de, yalan de böyle papağan gibi ya döndürüyor. Bir tokat anladınız vurmaya, mı? Bunu bir tokat böyle alıştırmışlar. Bir tokat vurmaya kıyamıyordum. Ben nasıl... Ya dövmüşsün kızını. Çocukların önünde dövmüşsün. Ya çocukların. Çocukların ya. Gözünün önünde dövmüşsün. Mahalleli söylüyor, mahalleli. Koca Karabağlar sen cezaevindeyken diyor, mahvediyordu o kızı diyor. Yalan bunlar. Dövüyor diyor. Yalan. Neden herkes yalan söylesin bana? Aksaraylı Hamit. Onu danslarıyla tanıdınız biliyorsunuz. Ama inanılmaz bir hüzün var yaşadıklarının arkasında. Stresimi zaten dansla atıyorum diyor. Evladını 2 yıldır göremiyor ve sürekli gözyaşı döktüğünü söylüyor. Bugün önemli bir tanık gelecek. Bakalım eski karısı Dilan. Dilan'a da biraz Dilan bana çektirdi diyor. Yani neden ayrıldıklarını söyledi. Dilan onu kıskanmış ama iş gerçekten öyle mi? Çocuğunu görecek mi görmeyecek mi? Birazdan konuşacağız. Bütün bunlara da tanıklık eden önemli bir isim var. Eşini Ebru. Hı. Sen sürekli ağlıyor muydun evde geceleri? Ben kimseyi gözükmeden ağlıyordum. O nasıl görmüş? Görmüş vallahi Ebru. Yani. Ebru ile de enteresan bir ilişkiniz var. Ebru burada. Eşin geldi. Vallahi. Evet geldi vallahi. Ebru gelir misin lütfen? Aa, selam Ebru'cuğum. Merhaba. Nasılsın? İyiyim şükür elhamdülillah. Çok teşekkürler. Hoş geldin geldiğin için. Ben ağlıyordum ama o nerede nasıl görmüş bilmiyorum diyor. Sen gördün mü Yasin'i? Evet. Ha? Evet. Yasin'i görmedim ben. Hayır, Hamit'in ağladıklarına şahit oldum. Şöyle şahit oldum. Bir gün gece saat 2'de işten geldi. Galiba büyük bir ihtimal dışarıda gördü çocuğu. Geldi çocuğuma işte paşam kurban olurum sana diyerek hani benim kendi çocuğuma sarıldı o ara hıçkıra hıçkıra ağladı. Ben aradan 2 gün geçtikten sonra sordum. Hamit ne oldu dedim niye ağladın geçen gece ağlıyordun dedim. Yok bir şey ya dedi döndü gitti ben hiç üstelemedim. Sonra ben annesine sordum dedim ki anne bak Hamit gece ağladı sıkıntısı nedir acaba dedim. Kızım dedi herhalde oğlunu görmüş büyük bir ihtimal ona dedi üzüldü dedi. Hamit'le Ebru'nun düğün görüntüleri gönderilen düğün görüntüleri gelsin bir ekranlara lütfen bir bakalım. Görüntüler Dilan Hanım'a ulaşmış. Biri göndermiş. Ama kim gönderdi? Problem o. İşte haklı yani. Biz de onun kim olduğunu merak ediyoruz açıkçası. Hani söylesin yani. Ben sen bile desin ki çıksın. Bana eşi yolladı desin. Ya açık yüreklilikle bunu söylesin. Kimseyi zan altında bırakmasın. Abi sence kim göndermiştir o görüntüleri Dilan'a? Bilmiyorum. Bilsem zaten. Bir tahminim vardır ama. Hiç tahminim yok bana. Ebru göndermiş olabilir mi? Ben... Ebru göndersin numara Dilan'ın numarasını nereden bulacak gönderecek? Yani tanımıyorsun numarası yok. Hiç tanımıyor, hiç görmedim. Yüzünü bile görmedim. Hiç görmedin. Yani mümkün olmayan bir şey ama dediğim gibi yani söylesin de kimseyi zan altında bırakmasın. Ya bir kadın için ağır bir şey bu sonuçta evet. Yani ayrılmışsın. Gerçi her şey bittiyse de ama sonuçta tahrik etmeye çalışıyor karşı taraf. Düşünsenize yani büyük yani otomatik yani. beni evladımdan soğutmaya çalışıyor. Kimisi o? Ama bu görüntüleri gönderen kişi de kötü niyetli biri. İşte ben onu diyorum zaten. Diyor işte benim evladım benden sonradan o kişi kimse o zaten bu görüntüyü gönderen.
Ya o görüntüyü gönderen de suçlu, o görüntüyü çocuğa izleten de suçlu. İkisi de suçlu zaten. Tek taraf değil yani. Bu görüntüyü birebir düğünümüzün olayın içinde olan biri gönderdi o zaman. Hani kişi belli. Katılmış. Bayağı da geniş yani, kalabalık mı düğün? Kimler vardı düğünde? Fazla da çok kişi yoktu. Gerçi ben hep oynuyordum. Fazla kimseyle ilgilenemedim de. Hiç doluydum. İnmedin mi sahneden? Hiç inmedim. Şaka yapıyorsun. Eve gittim evde oynadım daha ya. Gerçekten mi? Vallahi öyle yani. Gece ya sabah şey akşam 19'da. Evet, gece 12'ye kadar standart, hiç durmaksızın. O kadar oynamayı seviyorum. Evet. Ben işe başladığımda da saat 4.30'da işe giderim. Ha. Gece saat 2'de işten gelirim, motorun üstünde gele de oynarım yani. Şaka yapıyorsun. Vallahi aynen öyleyim. O kadar seviyorsun. O kadar oynarım ben ya. Vallahi kendini kaybediyor dedi, o kadar konsantre oluyor. Evet. Oynamaya. Demek ki tamamen öyle bir şey oluyor, deşarj oluyor. Bir izleyelim o anları lütfen. Kadarıyla yani inanılmaz bir deşarj oluyorsun. Kendini kaybediyorsun, mutlusun. Çok, dans çok ederken enerji çok dolu. Mutlu. Evet, o anda çok mutlu olduğunu görüyorum yani. Kız kardeşin Selda telefon hattındaymış. Selda'cığım merhabalar canım. Selda, merhaba Selda'cığım. Merhaba Didem Hanım. Selamlar, merhabalar. Sen demişsin ki Dilan bizim yeğenimizi kaçırıyor. Öyle evet, mi? Evet gösterme. Biz görmüyoruz. Ben 2,5 yıldır görmüyorum. 2,5 yıldır. Sen peki yeğenini görmek için hiçbir çaba sarf ettin mi ya da abinle bir mücadele verdin mi? Biz şöyle söyleyeyim Didem Hanım. Benim küçük kız kardeşimin çocuğuyla, kardeşimin çocuğu aynı okulda okuyordu. Evet. Kız kardeşim her zaman görüyordu yeğenimi, anlatıyordu görüyorum falan diye. Biz görmek istedik ama çocuğu göstermediği için çocukla hani arası daha çok bozulmasın diye gidemedik. Erkek kardeşim de çocuğun orada okuduğunu öğrenince okula gitti görmek için. Müdürleri annesini aradı. Annesi göstermediği için müdürler fotoğrafını çekip göstermek zorunda kaldı. Sürediler hep kaçırdı. Evet. Biz hiç görmedik ki. Fotoğrafını mı gördün? Fotoğrafını gördüm. Ne zaman fotoğrafını oldu bu olay? Ne zaman oldu? Bundan yaklaşık bir yıl falan olacak neredeyse. Var mı o fotoğraf sende? Evet. Var duruyor. Aa yazık ya. Bu fotoğraf. Oğlum bu mu? Evet o. Ha, çok da... Tatlı bir çocuk ya. Kime benziyor? Bana benziyor. Sana mı benziyor? Çok mu özledim? Özlemedim. Hay Allah ya. Ne kadar üzücü bir şey ya. Düşünsenize. Sadece bu fotoğrafı mı gördün? Evet sadece bu fotoğrafını görüyor. Ağlama kendine gel. Yasin seni bu şekilde görmesini istemezsin herhalde. Seç gözü yaşlarını hadi. Yani gerçekten ne yapmaya çalışıyorlar ben anlamıyorum. Hani annesin ya sonuçta bir annesin. Ya bir babayı bir evladından uzak durdurmak ne demek? Aradım adreslerini bulamadım. İnsan evladının babası nasıl bırakır ya? Yani Dilan elini vicdanına koy. Her ne oldu, ne yaşadın, ne ettin bilmiyorum. Hangi mağdur bıraktım yani ben? Yani sen de bir annesin. Bak ben de bir anneyim. Ben buralara kadar sırf yemin ediyorum belki aklımda başka bir şey gelebilir.
Hani dersin ki üvey annedir, belki gösterme ödersin. Asla öyle bir şey yok. Ben isterim ki Yasin'le görüşsün, çocuğum gelsin benim yanımda da kalsın. Hani benim çocuğumla da bir arkadaş gibi, kardeş gibi geçinsin. Bana anne demesin, ben anne demesini beklemiyorum zaten. Onun çünkü bir tane annesi var. Bana abla desin, yenge desin, teyze desin ama gelsin. O da evimize bir neşe versin. Çık gel, sen de gel ya, kapıma oturabilirsin. Benim seninle bir düşmanlığım yok. Ama yapma bunu, gerçekten yapma. İnsan evladıysan bunu yapmazsın. Senden yani bir kadın olarak bundan ricam, bekliyorum. Hani bırak görüşsün ya. Sokakta görüşsün, parkta görüşsün. Ya vicdan azabı çektirmeyle bir yere varamazsın. Ben yıllardır eşimin peşinde koşuyorum çocuğunu görsün diye. Ebru'cuğum, o fotoğrafı, yani düğün görüntülerini gösterdiği için de en azından o gönderen kişi adına da Dilan'dan bir özür dileyeyim bence. Ya o gönderen kişi zaten bunu yapmak da en büyük hatayı yapmış. Vicdansız biriymiş. Hani evet. Ne geçti eline, madalya mı taktılar? Dilan tutup onun boynuna madalya mı gönderdi? Yok, ama ne yapmaya çalıştı anlamadım. İyi misin ama Hamit? Bu kişi... Hamit, bir dakika, Hamit iyi misin? Hamit... Ha? Kötü Hamit, oldu Hamit. Bir su alabilir miyim? Midesini tuttu. Hamit, bir bakın arkadaşlar. Gel bebeğim. Bebeğim bir kendine Hamit. Gel. Kalbin mi ağrıdı? Yaslan bir şöyle. Geriye bir yaslan. Geriye bir yaslan. Sen bir kenarda dur. Sen bir kenarda dur. Gel Ebru'cum, kenarda dur. İyi misin Hamit? Ben bir çok şey... üzüldüğü zaman kalp sıkıntı yapıyor. Aman 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 aman. Merak etme ya. İlla ki gelecek. İlla ki göreceğim. Bir sabret. Bir sakin olun. Bir dışarı bence hava alsın. Gerçekten şu anda kötü oldu. Aynen. Bir şöyle bir dışarı bir doğru bir hava alırsın. Gelin arkadaşlar. Gir koluna Doğan'cığım. Hadi bir hava. Bir yudum su içer misin? Beraber ben sanırım. Hadi kurban. Orhan bir yardım etsenize. Bir hava alsın. Bir hava alsın. Ay kötü. Ben gideyim. Bir gidin Orhan Bey, ne olur bir yardım. Orhan Bey. Merak etme. Sakinleşsin. Bu sakinleşmesi mümkün değil değil mi? Gidem Hanım. En azından 5 dakika yanında... Dur. Ben de bir gideyim mi? Nasıl? Orhan Bey yanımda da. Gel bir hava, hemen dışarı. Hemen dışarı. Ay canım, ay kurban olurum. Ay çok yazık ama bak. Ya gözünü seveyim Dilancığım ya. Bak ne kadar yani çok hasalar yapmış olabilir. Seni üzmüş olabilir. Hıçkırıklarına baksana ya. Evde de böyle Didem Hanım, evde de böyle. Bu kadar ağlıyor mu? Evet. Gece gündüz yemin ediyorum bu şekilde sorduğum zaman cevap bile alamıyorum. Kusursuz cinayet yoktur. Bodrum'u sarsan cinayette sır perdesi aralanıyor. Hani nerede vicdan? Vicdan nerede kızım? 16 yaşındaki Gamze'yi kim öldürdü? Biz bu parayı vuralım gidelim hesabı yaptılar. Cinayet sabahı eve ilk o girdi. O kişinin kim olduğunu... Amca Erdal'dan olay yaratacak açıklamalar. Biz yukarı yatıyorduk. Hatta gözler açıktı. Katili aramaktan vaz mı geçtiler? Köyde onları kimse istemiyor. Anne Turcen ve baba Mehmet nerede ortaya çıktı? Turcen'le Halil Gamze'nin katilini aramaktan vazgeçmiş. Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmede. Ben çocuğumun gerçek katiliymişim. Türkiye İkra Nur'u konuşuyor. Bir katil var ortada da. Aynen. 7 yaşındaki İkra Nur'un katili kim? Ben çocuğum katil ise bari delil gösterecekler. Katil ya da katiller cesedi nasıl taşıdı? Çelişkiler çoğalıyor. Sen taşıdın mı cesedi? Ben taşıdım, çanın ucundan tuttum dedim. Suçlanan hala canlı yayında bugün ne anlatacak? Ben buraya hani dediğim gibi kendim aklıma geldim. Yeğenimin katilini bulmaya geldim. Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmede. Kayıp İknur'dan 78 gündür haber yok. Yok artık kızın diyor, bak yok diyor, yok. Şok görüntüler. İknur sosyal medyadaki canlı yayına katıldı mı?
O canlı yayını kim yaptı? Cesur iddialara ne cevap verecek? Kızı çıkar evime gideyim ben hadi. Geçti galiba. Nereye? Geçti. Öldü değil mi? Geçti. Yo. Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de.